Sera'nın. Ay! Korktum. Dur, bir saniye ayıracağım. Efendim, nasılsınız? Merhaba, bunu da mı vereceksiniz? Bu korkma. Vallahi vereceğiz. Bak, merhaba, nasılsınız bu sıcakta? Emekçi arkadaşlar, estağfurullah. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Gazi koşusu var. Evet. Orada mısın? Oradayım tabii ki. Çünkü biz atçıyız biliyorsun. Hemen takayım. Şimdi hazırım. Evet. 3-2-1 kayıt. Hiç olmamış gibi şu ana Hiç kadar. Hiç olmamış gibi. Nasıl Dur nasıl? Tekrar yapalım hadi. Hadi 1-2-3. Sera Hanım. Ay! Nasılsınız? Çok mersi. İyiyiz efendim. Yarın Gazi koşusu var. Onun koşturması içerisindeyiz. Abimin eşiyle beraber. Çağla oraya kaçtı. Çağla gelmeyecek misin? Gelseydin mi görselerdi güzelliğini. Biz gelin görümce. Bir şey söyleyeceğim. Yeni sezon yavaş yavaş yaklaşıyor. Evet. Siz de tatildesiniz ama bu yaz sezonunda filmler vesaire filan sizi çok fazla yormuyor mu? Yormuyor. Yani yoğun bir sezondan çıkıyorsun Sera Hanım. Çok güzel bir söz var ya, sevdiğin işi yaparsan tek bir gün bile çalışmış sayılmazsın. Ben gerçekten işimle aşk yaşıyorum. Aşk dediniz. Aşk yok. Yok. Yok, oğlumla aşk da. Sizin kalbinize aşk. Giden kim o şanslı kişi? Bak, sizin kalbinize giden yol nereden geçer? Şimdi benim kalbime giden yol aslında yok. Ben o yolları yıktım. Ben birinin kalbine nasıl giderim? O nereden geçer? Ona bakmak yıktınız? Lazım. Yani niye şimdi aşka nereden vardın? Sen geldin abla. Hayır dedim ki şimdi aşk yaşıyorum aşk dedim. Dedi, çok gittin. Fenasın. Çok fenasın. Senin aşk hayatın nasıl gidiyor? Çok şükür ki çocuk işte. Maşallah. Bir şey söyleyeceğim. Uras Kaygılaroğlu'nun. Evet. Geçtiğimiz günlerde basına yansılayan görüntülerini gördün mü? Erkek oyuncu ile tiyatro sahnesinde dudak dudağa öpüşüyor. Hı-hı. Yani bu tarz bir oyunculuk sence Türkiye buna hazır mı diyeyim ya da öyle yuvarlayayım? Hazır olsun. Çok adı üstünde diyeyim. Oyun. Ben de gittim. Aşık Shakespeare'den bahsediyorsun. Evet, evet. Ben de gittim oyuna. Çok da güzel bir oyundu. Uraz zaten mesleğin hakkını vererek yapan çok başarılı bir oyuncu. Keza tiyatroda Aşık Shakespeare'deki diğer arkadaşları da öyle. Yani orada bir senaryo var. Bir kurgu var. Ve bunu yapıyorlar. Ayrıca ya insanlar bir bıraksın artık. Herkes birbirine uğraşmaya. Herkes bir kendi hayatına baksın. Size bir teks geldi. Siz bir kadınla öpüşüyor musunuz? Şöyle, oynamayacağım rolü kabul etmem, kabul ettiğim rolü oynarım. İyi mi? Bunu yerden hatırlıyorum. Güzel mi? Hatırlarsın tabii. Yine geldik oraya. Eğer ben o rolü sevdiysem zaten, oynamak istiyorsam bütününe bakarım. Hani sana şöyle gelmiyor ki zaten. Merhaba Seracığım, bir sahne var. Kadınla öpüşüyorsa öpüşür müsün? Değil ki. Sana senaryo geliyor bütününde. Ya bu herkesin mesleği kendi özelinde. Herkesin bu arada kuralları olan olur, olmayan olur. Ben herkese saygı duyuyorum. Benim varsa bir kuralım, herkes bana saygı duysun isterim. Bu. Bir yandan sinema gelişmiyor diyorlar. Sinema bir türlü ilerlemiyor. Bir yandan da sürekli bu eleştiriler, bu tabular bir türlü yıkılmıyor. Ya bunu tabuları nasıl yıkacağız peki Sera Hanım? Şimdi niye sen bana böyle sorular ama soruyorsun? Polemikleri itiyorsun ve polemiklerden polemik beyan Sera diyorsun. Şöyle tabuları bana göre evet yıkılmalı ama bazı insanların belli bir yaşam tarzı var. Sonuçta bizim toplumumuz, hani kültürümüz, ananelerimiz. Onlara uyarak yaşamaya devam eden insanlar var. Onlara da saygı duymak lazım. Şimdi ben kutuplaştıramam ki. Hayır, herkes bunu kabul etmeli de diyemem. Herkesin kendi hayatı, kendi yaşam tarzı dediğim gibi. Herkes nasıl mutluysa aslında. Çünkü benim mottom bu zaten. Mutluluk. Türkiye'de en az olan şey. Bunun çoğalması için işte evet. Ne yapılıyor. Ama evet. Bu şekilde bunları konuşursak ve herkesin kutuplaştığı taraftan bakarsak, insanları da kutuplaştırmaya çalışırsak o zaman tabii ki mutluluğu yakalamak zor. Gelelim benim filmlerime. Evet, ben iki tane sinema filmi var. Bir tanesi Geniş Aile. Bir evet. Tane geri döndü diyorsun. Şey var ya, yeni gelmedik, geri geldik. Zaten Sakla Beni işte çok güzel bir sezon evet. Geçirdik. Bitti. Yeni dizi görüşmelerimiz var. İnşallah en hayırlısı hangisiyse olsun diyorum. Senin bir de müzik yönün var. Şuradan soracağım. Bu yaz en çok hangi şarkıyı dinledin? Hadi oradan başlayalım. Simge, canım arkadaşım. Simge'nin şarkısını, yeni çıkardığı şarkı var ki onun da sözlerini Salman Tin yazdı. Salman da benim çok sevdiğim arkadaşım. Bu yaz zaten başka şarkı yok gibi. O var yani. Tarkan her zaman. Megastarımız. Evet, Tarkan'ın tabii ki şarkıları. Sen neler yapıyorsun? Yazıyor musun bir şey? Yazıyorum. Ben yeni bir şarkı yaptım. Bir
biliyorsun ben Ajda Pekkan'a evet, Sadece diye bir şarkı sözleri bana ait, müziği Serdar Ortaç'a ait. O şarkımızı da okumuş Ajda Hanım. Bir şarkı yaptım. Ajda Hanım'a yakışacağını çok düşündüğüm bir şarkı. Ama henüz stüdyoya gidip kaydetme şansı olmadığı için. Bana azıcık bir mırıldansın. Hadi bir kıyak yapalım. Ne olur be. Çünkü şimdi şöyle, ben bunu Ajda Hanım için yazdım ve bu arada Ajda Hanım'ın haberi yok. Vallahi. Tabii ki bunu kaydedeceğim ki. Onu ne yapacağım şimdi, masaya vura vura yaptığım şarkıyı mı Ajda Hanım'a atıyorum? Ajda Hanım bir dinler misin? Masaya vura adı vura. Ne? Ver onu söyle. Adını dur telefondan bakmam vallahi lazım. Mi? Şu anda hatırlamıyorum. Nasıl bir şeydi? Gerçekten şu anda hatırlamıyorum çünkü çok fazla yapıyorum. Ajda Hanım'a şarkı yapmak da zordur. O da çok zor beğenir. Ajda Hanım süperstarımız, başımızın tacı. Ben zaten o kadar gururluyum ki Ajda Hanım benim şarkımı okuduğunda şey dedim, tamam ya ben burada bırakıyorum. Neyse, tap noktası burası. Hayır ya, bir söz yazarının ya da bir bestecinin yani kim okusun istersin diye. Şimdi bana sor, ben derim ki sana Ajda Pekkan, Tarkan, Ebru Gündeş. Bak şöyle bir iddian yok biliyorum, hani Harbiye'ye çıkayım bağıra bağıra 5000 kişiye şarkı söyleyeyim iddian yok ama böyle bir hayalim var mı? Şöyle söyleyeyim. Eğer öyle bir sesim olsaydı böyle bir hayalim tabii ki olurdu. Yok mu hiç ses? Yani. Hayır sesim yok değil tabii ki, şimdi biz Mustafa Ceceli ile tamam, düet yaptık biliyorsun. Evet. Oradaki ses benim sesim neticede. Evet. Şöyle, oyuncu Serhat Okdemir güzel şarkı söylüyor diyebilirsin. Diyebiliriz demiyorum çünkü benim kendi kendimi değerlendirmem hani ya, çok hoş bir şey değil bence. Hani diyorlar ya işte ben çok iyiyim. Hani yani... Bunu aslında dinleyenlerin değerlendirmesi lazım. Bence ki Mustafa ile yaptığımız düet de çok fazla dinlendi. Evet. Tabii ki bunda Mustafa Ceceli faktörü çok büyük. Annem şey diyordu. Ay kızım şarkının sonuna bayılıyorum. Çünkü şarkının sonunda Mustafa giriyor. Çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler.